Gölge Adaların kralı büyücülerine yaşamla ölümü ayıran duvarı yıkmalarını emrettiğinde büyücüler bu emri yerine getirebilmek için kutsal ormanın gücünü sömürdüler. Maokai'nin hikayesindeki bu kısımdan kralın lanete sebep olduğunu biliyoruz. Peki kral neden yaşamla ölüm arasındaki duvarın yıkılması emrini verdi? Kalista'nın repliğine bakalım. Bir zamanlar soylu bir kraldı. Harki keder aklını ele geçirinceye kadar. Burada kilit nokta, ta ki keder aklını ele geçirinceye kadar. Yani kralın kötü bir niyeti yoktu. Ölümsüz olmak, sonsuz güce sahip olmak gibi bir derdi yoktu. Sevdiği birini tekrar görebilmek istiyordu sadece. Bununsa kralın kızı olduğu Riot Kitae tarafından onaylandı. Ayrıca Kitae, Mordekaiser'in prensesi öldürmediğini ancak bir şekilde krala ihanet ettiğini söyledi. Ancak sadece bir kişiyi diriltmek tüm adanın ölümsüz ruhlara dönüşmesine kadar ilerleyecek bir lanete sebep olacak kadar büyük bir olay mı? Evet, ölümle yaşam arasındaki duvarı yıkmak, doğanın kanununa karşı çıkmak büyük bir olay. Ancak bana sorarsanız bu kadar büyük bir kıyamet getirecek kadar değil. Bu noktada benim teorim Mordekaiser'ı içeriyor. Krallar tek başlarına yönetmezler. Çevreleri komutanlarıyla, danışmanlarıyla çevrilidir. Bana kalırsa Mordekaiser de bunlardan biriydi. Kralın aksine bu sadistik komutan güç ve ölümsüzlük istiyordu ve prensesin ölümünde bir fırsat gördü. Eğer kralı prensesi diriltmek için ormanın gücünü kullanmaya ikna edebilirse bu güçten yararlanabilirdi. Ve benim teorimde Mordekaiser gördüğümüz kadarıyla kralı ikna etmeyi ve güçten yararlanmayı başardı. Mordekaiser ilk yaşayan ölü. Prensesin diriltilmesi gerekiyordu. O zaman neden Mordekaiser ilk gücü elde eden oldu? Bana kalırsa Mordekaiser gönüllü oldu. Kralın büyücüleri daha önce ormanın gücünü böyle bir şey için kullanmaya çalışmadılar. Birini ölümden geri getirmeye çalışmanın nasıl bir sonucu olabileceğini bilmiyorlardı. Mordekaiser kendini sundu. Prensesten önce ölümden getirilmeyi önerdi. Bu neden zırha bağlı olduğunu da açıklayabilir. Teorime göre prensesin vücudu artık yaşama uygun değildi. Belki yüksek bir yerden düştü vesaire. Bir nedenden ötürü vücudu parçalandı ve vücut olmadan geri getirilmeleri gerekiyordu. Denemek için Mordekaiser'in vücudunu yok ettiler ve ruhunu zırhına bağladılar. Bu noktadan sonra ormanın gücünü de almış olan Mordekaiser ilk yaşayan ölü olarak artık kendi başına bir otoriteye sahipti. Ultisi olan mezarın çocuklarını düşünün. Mord ölüleri kontrol edebiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok ruh varsa o kadar büyük bir ordu, o kadar kalabalık bir halk demek onun için. Bu yüzden Mordekaiser bir şekilde lanetin yayılmasını körükledi. Mahvolmuş kral bir kıvılcımdı. Mordekaiser ise yangın başlattı. Şimdi sunakların şu repliğine bakalım. Mordekaiser'e güven olmaz Hecarim. Hecarim gölge adalara hizmet eden bir asker, Mordekaiser ise kendisi için güç istiyor. Bana sorarsanız Hecarim başarılı, tanınan bir askerdi. Lanetin başlamasıyla birlikte Mordekaiser'in gücünü gördü ve başlattığı akıma bir hayalet asker olarak katıldı. Dolayısıyla korumaya yemin ettiği halkına, ülkesine ihanet etti. Bu da Kalista'nın neden Hecarim'in peşinde olduğunu ancak Mordekaiser'i avlamadığını da açıklıyor bana sorarsanız. Mordekaiser krala istediğini verdi. Sadece kendi payını aldı. Bu pay ne kadar yıkıcı da olsa. Hecarim ise aktif bir şekilde halkına veya kralına ihanet etti ve taraf değiştirdi. Bu süreçte halkına ve yanlış seçimine rağmen kralına bağlı olan Kalista ölülere karşı savaşıyor ve lanet tüm adayı ele geçirmeden önce işleri yoluna koymaya çalışıyordu. Ancak ölüleri destekleyen bir askeri ya da birileri Kalista'ya ihanet etti ve onu öldürdü. Böylece kendisi de lanete kapılan Kalista öfkesiyle birlikte intikamın Lady'si oldu. Peki ya krala ne oldu? Bana sorarsanız binlerce yıldır eskiyen toz içindeki ve artık değersiz tahtında öylece oturuyor. Her şeyin nasıl bu hale geldiğini sonu gelmez bir keder ve pişmanlıkla düşünüyor. Halkını kaybetmiş, gücünü kaybetmiş, yıkıcı bir lanete sebep olmuş olarak acısının sona ereceği günden umudunu kesmiş, mahvolmuş şekilde duruyor. Peki ya kızı? Bilmiyorum. Belki işler hızla çığırından çıktı ve diriltemediler. Belki lanetin nelere sebep olduğunu gördüler ve vazgeçtiler. Ya da belki de onu ölümden geri getirmeyi başardılar ancak sonuç istedikleri gibi değildi. Unutmayın, bu sadece elimizdeki kısıtlı replik ve gerçekler üzerine kurulmuş bir teori, bir hikaye. Tamamen yanılıyor da olabilirim. Bu benim parçaları birleştirme şeklim. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenir ve paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.